Böyle bir ceza olamaz. Hemen itiraz metni hazırlanacak ve savcılığa, mahkemeye nereye sunulması gerekiyorsa sunulacak. Bana bahane üretmeyin, çözüm üretin. Eğer Aslanlı Holding'e layık bir avukat değilseniz... Tamam, gelişmelerden haberim olsun. Bıktım senin sakarlıklarından, bıktım. Özür dilerim Sadık Hanım, ben... Özür dileyince her şey çözülüyor, değil mi? Ben de seni kovayım, sonra da özür dileyim, ister misin? Çalıştığın yere özür kartı atarım artık. Çalışacak bir yer bulabilirsen tabii. Biz yufka yürekliyiz ya. Anne, büyütme bu kadar. Ufacık bir kaza. Kızın kalbini kırmaya değer mi? Bilmiyorum Harun. Sinirlerime hakim olamıyorum. Kafamdan kaynar sular dökülüyor sanki. Kendime kızıyorum aslında, inan. Of Harun. Ben öyle korkunç bir şey yaptım ki. Biliyorum. Eğer ilaçlarını almış olsaydın o yangını... Ne ilacı? Ne yangını? Anne, neden bahsediyorsun sen? Ben Tolga'dan bir şey istedim. DNA testi yaptırmasını. DNA testi mi? Şşş, Beyaz bilmiyor. Kimse bilmiyor. O kadın kandırdı babanı. Mesude babanı kandırdı. O çocuk senin kardeşin falan değil. Ne olur Harun, sen de kontrol et sonuçları. O çocuk bir hile yapmaya kalkabilir. Mesude'nin oğlu ne de olsa her şeyi beklenir ondan. Hiç merak etme sen anne. İçin rahat olsun. Ben gereken neyse yaparım. Ah sağ ol Harun, sağ ol oğlum. Bu niye elimde benim? Kıyafetlerinizi böyle bırakıyorum Eda Hanım. Benden başka bir isteğiniz var mı? Peki. Adamın gözlerinin önünde evet diyebileyim. Kalbim susturmasın aklımı. Yapmam gereken şeyi yapabileyim. Yoksa ailemin felaketi olacağım. Ne olur yardım et bana. Kerem, sen misin oğlum? Kerem, ne oluyor oğlum böyle selamsız sabahsız? Selam, oldu mu? Sen karne almadın mı bugün? Aldım, ne olacak? Ha, dur, sen sormadan ben söyleyeyim. Karnem şahane. Babamın tamirhaneyi de satması şerefine bu gece çifte kutlama yapalım diyorum ha, ne dersin? Öğrendin demek. Evet öğrendim anne, hem de nasıl biliyor musun? Doğup büyüdüğüm dükkanda elin adamlarını çalışırken görerek. Ya keşke kör olsaydım da görmeseydim. Ya orası benim ikinci evimdi. Üzgünsün biliyorum. Kızgınsın. Evet, babam tamirhaneyi elden çıkarttı. Ben üzülmedim mi sanıyorsun? O tamirhane babanla benim ilk çocuğumuz gibiydi. Ama ne yapsın adam, satmaya mecbur kaldı. Gece gündüz çalışmasına rağmen borçların altından kalkamadı. Bunca yılın emeği göz nuru eba olup gitti. Peki sen ne yaptın Kerem? Babanın emeklerine verdiğin karşılık bu mu? Sana çok güvenmiştim oğlum, çok. En çok senin çalışman gerekiyordu. Ama sen benim de babanın da yüzünü kara çıkarttın. Sağ ol. Teşekkür için yanlış adrestesin anne.
Asıl ablamlara teşekkür et. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ya nasıl gerekiyorsa öyle. Hem nerede Melda ablam? Ha? Başımıza gelenlerden haberi var mı? Onun nişanını yapmak için alındı o borç. Onun yüzünden satıldı o tamirhane. Hanımefendi gösteriş yapacak diye. Kerem. Kerem sen hiç böyle bir çocuk değildin. Ne oldu sana böyle? Ya Kerem hep makaracıdır değil mi? Kerem tasasızdır. Dünya yıkılsa umrunda olmaz. Maalesef bana bir haller oldu anne. Üzülüyorum. Kahroluyorum. Ya babam evi terk etti. Her gün bir kavga, bir dert. Ya biri bitmeden diğeri başlıyor. Ya dayanamıyorum artık anne, dayanamıyorum. Ya büyümek dedikleri böyle bir şeyse ben artık büyümek istemiyorum. Kerem! Kerem! Efendim Melda. Evde misin anne? Evdeyim, ne oldu? Seni almaya geleceğim. Beni mi? Niçin? Tolga ve Eda bu akşam nikah kıyacaklar. Bu akşam mı? Bana kalsa sabah da olabilirdi. Geçen her dakika sinirlerimi bozuyor. Ben gelmeyeyim Melda. Nedenmiş o? Düğün dernek mi bu kızım? Geleceğim de ne olacak? Formalite. Olmaz öyle şey. Geleceksin ve o sersem kızını bir kez daha saçmalamasına engel olacaksın. Melda'cığım, Eda zaten... Eda'nın söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmaz anne. Ona güvenmiyorum. Sen de orada olacaksın. Eğer bir hata yapmaya kalkarsa da onu durduracaksın. Peki kız. Peki. Peki. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun bey amca. İlanı gördüm de. Seyfi usta. Ne var lan? Bey amca ilanı soruyor. Oğlun mu çalışacak? Yok. Ben çalışacağım. Sen mi? Ben 40 yıllık motor ustasıyım. Beykoz'da Cemil Usta diye kime sorsanız bilir. Biz oraya kalfa diye ilan verdik ama... Hallice bir çırakta görür işimizi. Değil mi Halil Usta? Doğru. Hem vereceğimiz para da belli zaten. Önemli değil. İhtiyacım var. Ne zaman başlarsın? Hemen. Hemen. İyi. Başla o zaman. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. Alayım usta. Sağ olasın. Usta nesi var? Karteli kontrol edeceğim. O tamirhaneyi açtığın günü hatırlıyorum. Ne kadar da sevinçliydin. Artık el kapısında çalışmak yok. Kendi işimin patronu olacağım. Ailemin rızkını kendi dükkanımdan çıkaracağım diye nasıl da gururlanmıştın. Hele tabelanı takarken gözlerin ışıl ışıl. Cemil Usta dişini hatırlıyorum. Ve sen yıllardır gözlerinde o ışıltıyla evine ekmek getirdin Cemil. O dükkan bizi hiçbir gün mahcup etmedi. Ne oldu bize Cemil? Biz ne günah işledik ki bunları yaşıyoruz. Endişelenmeyin babacığım. İtirazımızı yapıyoruz. Davanın lehimize sonuçlanacağından kuşkum yok. Ben bu kadar müsbet düşünemiyorum. Şimdi bunlarla canımızı sıkmayalım. Bugün büyük gün. Oğlunuz dünya evine giriyor. Hı, haklısın. Tolga geldiğinde böyle 5 karış suratta görmesin bizi. Heh, kız tarafı da geldi. En azından bir kısmı. Hoş geldiniz Türkan Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Siz nasılsınız Saadet Hanım? Anneciğim, Eda ile Melda'nın annesi Türkan Hanım. Aa, tabii.
Merhabalar Türkan Hanım. Buyurun. Buyurun Türkan Hanım. Şöyle buyurun. Harun Bey'e baktınız. Kendisi az solistimizdir. En son çıkan sahneye. Tabii kaybolmadığı zamanlarda. Sen hazırlanmamışsın. Gelinlik mi giymeliydim? Önceleri hayalini çok kurmuştum ama... kastettim bu değildi. Pardon, bir yanlışımı unutmuşum. Zoraki bir evlilik. Bir formalite için üstünü değiştirmeye değmez zaten. Ne çabuk hazırlanmışsın. Dışarı çıkıyorum. Sana söylemiştim. Ne yaparsan yap, gerçeği değiştiremeyeceksin. Eda hiçbir zaman seni benim kadar sevmedi. Bu yüzden de kolayca vazgeçiyor senden. Artık anlamışsındır umarım. Eda için sadece bir oyundun sen. Saçmalıklarını dinleyecek değilim. Çünkü gerçeği görmeye tahammülün yok. Bu yüzden kaçıyorsun benden. Tıpkı bu nikahtan kaçtığın gibi. Hadi durma, kaç git. Belki başka bir masal bulursun kendine. Ya da seninle oynayacak başka bir sahte aşık. Yeter! Kes artık saçmalamayı. Saçma ha? O zaman kal da görelim. Saçmalıklarımı dinleyeceğini kendi gözlerinle gör. Bir kez olsun kaçma. Eda'nın senden nasıl vazgeçtiğini izle. Belki o zaman anlarsın ne demek istediğimi. Beni iyi dinle Melda. Sana da başkasına da bir şey ispatlamak zorunda değilim. Eda'nın ne yaptığı da umurumda bile değil. Ne? Bitti öyle mi? Evet. Bitti. Bunu duymak istiyordun değil mi? Mutlu olabilirsin artık. Eda, kızım, gel şu saçına iki tokat atalım. İstemiyorum anne, böyle kalsın. Sanki hayatımın en mutlu günüymüş gibi süslenip rol yapmamı bekleme benden. Yok, yanlış anladın. Ben sadece ayıp olmasın diye. Olmasın tabii, kimseye ayıp olmasın. Ben nefes bile alamasam da, boğulacak gibi olsam da önemli olan başkalarının ne düşündüğü değil mi? İstersen yüzüme de kocaman bir gülümseme yerleştireyim ha? Gelin kızımız imzayı atarken ne kadar da mutluydu desinler. Öyle demek istemedim Eda. Yapma kız, yapma. Ben artık hiçbir şey yapamıyorum ki anne. Ellerim, ayaklarım benim değil ki artık. Gitmek istemediğim yerlere gidiyorlar. Gideyim desem adım bile atamıyorum. Kalayım desem yine olmuyor. İçimde ben yokum artık. Senin kızın kalmadı anne. Tükendi. Ne olur böyle söyleme. Ne diyeyim anne? Diyecek sözüm mü kaldı? Tükenmedim mi? Bitmedim mi? Bana iyi bak.
Şu anda karşında duran senin kızın mı? O cıvıl cıvıl neşeli Eda mı, söylesene. Dur Eda. Yapma. No. Daha fazla zorlama. Buraya kadarmış. Kabullen artık güzel kızım. Kaderine boyun eğ yavrum. Hepimiz gibi. Ben kaderime çoktan razıyım anne. Ama hangi kadere, söylesene. Gitmek mi kalmak mı? Hangi kadere? Yaşarken ölmek mi benim kaderim? Severken acı çekmek mi? Kavuşamamak. Söylesene anne. O imzayı attığımda hayat durmayacak. Dünya durmayacak. Ama ben... Ben durdum anne. Kızının böyle bir kadere mi boyun eğmesini istiyorsun? Ablasına bakacaktı. Gelir şimdi. Peki tamam. Ya da en iyisi ben bir bakayım. Nikahla ilgili bir şey soracaktım. Neredeymiş Melda abla? Bahçede mi? Yok. Bilmem ki. Odasındadır herhalde. Gelir şimdi oğul. Tamam, bahçeye bakayım ben bir. Harun! Harun! Konuş benimle ne olur. Harun, ne olur. Hadi aç şu kapıyı. Hadi aç, yalvarırım. Harun, yalvarırım, konuş benimle. Harun, ne olur, sana söylüyorum. Hadi ne olur konuş benimle. Konuş ne olur. Aşkımsın. Tek gerçeğimsin. Hep öyle kalacaksın. Hep benimle. Gecenin karanlığı hissettirir yalnızlığı. Mevsimler gelip geçse canlandırır anıları. Ben seninle bir şarkı, ben seninle bir roman, ben seninle bir çocuk, ben seninle bir rüya. Ben seninle bir şarkı, ben seninle bir roman, ben seninle bir çocuk, ben seninle bir rüya.
Selam. Selam. İnsanın bir gün bile görmese, özleyeceği bir kardeşi olması ne kadar güzel değil mi? Fazla zamanım yok Batu. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Benden güzel sözler bekleme diyorsun yani. Sadece acelem var diyorum. Biriyle mi buluşacaksın? Böyle mini etekler falan. Abiyle hemen başım çiz bakıyorum. Bak sana en başından söyledim değil mi? Hiç gelemem ben böyle triplere diye. Hayatım boyunca kimseye hesap vermedim. Bundan sonra da vermem. Şimdiden anlaşalım da sonradan bir sorun yaşamayalım. Dur. Ne dedim ki ben şimdi? Aldın sen mesajı işte. Şimdi söyle artık. Kararını verdin mi? Bu öyle kolayca verilecek bir karar değil Ece. Yıllarca içinde canlı tuttuğum ateşi bir günde söndürmemi bekleme benden. Bak, beni hayatta tutan iki şey vardı. Biri seni bulmak, diğeri de... Biliyorsun, bize bunları yaşatanların hiçbir şey olmamış gibi bir bedel ödemeden yaşayıp gitmelerine dayanamıyorum, anlıyor musun? Demek yıllarca aradığın kardeşinden bile kıymetli o içindeki intikam ateşi. Ece, lütfen bana biraz zaman tanı. Hayır. Bence düşünecek hiçbir şey yok. Ya ben ya intikam. Ver kararını. Vazgeçtim desem inanacak mısın bana? Sana doğruyu söylediğime ben bile inansam, intikam sözle dinecek bir acı olabilir mi sence? Haklısın. Olamaz. Vazgeçtim demenle geçmeyecek. Öyle desen de ben inanmayacağım sana. O yüzden onlarla yüzleşeceksin. Ne? Duydun işte. Arslan'ın ailesiyle yüzleşmeni istiyorum. Karşılarına çıkıp onlara her şeyi anlatacaksın. Bütün çıplaklığıyla. Eğer iki kişilik gerçek bir aile olmamızı istiyorsan, geçmişin bütün yaraları kapanmalı. Başka türlüsü olmaz. Bunu bir düşün olur mu? Hoşça kal. Gözde, benim hatırım için değilse bile yaşanmış tüm o güzel anların hatırını affet beni ne olur. Nereye gidiyorsun böyle takmış takıştırmış sultanım? Arkadaşımın doğum günü. He tamam bana uyar. Hoy! O eteğin devamı nerede? Gözde, o etek ne diyorum? Gözde, kırdırtma bana bacaklarını. Hemen çıkar o eteği. Ne diyorsun sen be? He? Yani çıkar ha? Dediysem ya doğru dürüst bir şey manasında diyor. İyi alt ediyorsun. Seni affettin değil mi aşkım? Onun için döndün değil mi? Hayır salakçım. Telefonumu ev buldum. Bakma. Geç kaldım. Yok. Önemli değil. Bence önemli. Etrafındaki kızların sayısına bakınca ne kadar geç kaldığım anlaşılıyor. Resmen kuşatma altındasın. Bir vodka bir şişe alabilir miyim? Tabii efendim. Ama bu senin hiç umurunda değil tabii değil mi? Çevrende kollarını atılmayı bekleyen yüzlerce kız da olsa senin gözlerin sonuna kadar kapalı. Niye? Çünkü deli gibi aşıksın. Ve her nefesinde içindeki aşk büyüyor. Haklıyım değil mi? Biliyor musun? Bu aşkı kıskanmamak elde değil. Bu nasıl bir aşk ya? Bir erkek bir kadını bu kadar çok sevebilir mi gerçekten?
asıl merak ettiğim şey, o da seni bu kadar çok seviyor mu? Lütfen başka şeylerden bahsedelim Gece. Kapatalım bu konuyu. Konuşmak istemiyorum. Anladım. Sevmiyor. Zaten öyle olsaydı birlikte bulutların üstünde dolaşıyor olurdunuz şu anda. Burada böyle içkiyle ovunmaya çalışmazdın sen de. Hoş. Senin onu sevdiğin kadar sevseydi başkasının kocası olmamış olurdun. Yani evlenmezdin, öyle değil mi? Ece lütfen. Kapat bu konuyu. Tamam. Pardon. Sustum. Yağmur nihayet uyudu sonunda. Eda, sen iyi misin? Ah, ateşin var senin. İyiyim. Abartılacak bir şey değil. Rüzgarda kaldım herhalde. Ay, olacak şey mi? Bari bir ateş düşürücü falan verseydim sana Eda. Ben bakarım. Merhaba. Geç kalmadım inşallah. Hayır Hayat anneciğim, hoş geldin. Ay, hani şu senin sevmediğin şarkıcı kadın var ya, apar topar geldi. Sonra gitmek bilmedi ayol. Neymiş efendim? Konserine yetişmesi lazımmış. Kıyafetinin göğüs işlemesi azmış. Yok eteği kısaymış. Ay nasıl yetişecekse. Hoş geldiniz. Nasılsınız Türkan Hanımcığım? İyi misiniz? İyiyim, siz? Sağ olun. Ben biraz hava alacağım. Peki çocuğum. Çok solgun gözüktü gözüme. Bir allık bile sürmek istemedi. Ateşi de var. Hay Allah. Ay bu kızın haline nasıl üzülüyorum bir bilseniz. İçim acıyor içim. Ay kim bilir siz ne haldesinizdir değil mi? Sormayın. Öyle çaresiz bir durumdayım ki. Keşke ona evlenmemesini söyleyebilseydiniz. Böyle bir şey nasıl söyleyebilirim Hayat Hanım? Babası Eda'yı evli biliyor. Adamcağız zaten yıkıldı, bitti. Bir de bunu öğrenirse. Biliyorum Türkan Hanımcığım, biliyorum. Her şeyin de farkındayım ben. Hepimizin eli kolu bağlanmış durumda. Eda öyle fedakar bir kız ki, bir başkasının üzüntüsüne sebep olmaktansa kendini feda eder. Allah muhafaza. Ama nihayetinde birileri mutlaka üzülecek. Keşke hiç doğmamış olsaydım. Ya da ne bileyim, Cemil'le evlenmeseydim. Hiç hamile kalmasaydım. Her gece neler geçiyor aklımdan bir bilseniz. Geçmişi değiştiremeyiz Türkan Hanım. Hayat bizi öyle ya da böyle sınamak zorunda. Hayatın gayesi bu değil mi? Bakın şimdi bize düşen Eda'nın elinden tutup ona güç vermek. En zor zamanında bile onun yanında olmak. Onun acısı hafiflerse belki bizimki de hafifler, değil mi? Güçlü olmalısınız Türkan Hanımcığım. Güçlü olmalısınız. Biliyorum sizin yüreğiniz iki kez yanıyor. Hem Eda için hem de Melda için. Keşke yanıp bitse. Hiç sönmüyor bu ateş. Sönmeyecekti. Peki kaçta burada olursunuz tam olarak? Anladım. Tamam. Lütfen biraz acele etmeye çalışın. Tamam, görüşmek üzere. Nikah memuru niye gecikmiş, öğrenebildin mi? Yolda bir kaza olmuş. Yolun açılmasını bekliyorlarmış. Hay Allah. Harun'un da çok acil bir işi çıkmış. Nikahta bulunamayacağını söyledi.
kusuruna bakma oğlum. Yok. Önemli değil. İçmek yeter. Üstelik bunu ben söylüyorum. Anla yani ne kadar abarttığını. Bana annelik yap diye çağırmadım seni. Niye çağırdığını anlamadım ki zaten. Ne konuşuyorsun, ne eğleniyorsun, ne de başka bir şey. Sadece şu bileğindeki şeye bakıp duruyorsun. Bence çok kopar onu oradan. At gitsin ya. Orada durdukça canını acıtmaya devam edecek. İstersen in aşağı güzel kız. Tamam Hayat anne, geliyorum. Bak bakayım sen bana. Ağlıyor musun sen? Ağlamıyorum. Hayat anne, ben bunu nasıl yapacağım? Nasıl evet diyebileceğim ben? Alt tarafı bir formalite diye kolay olacağını sanmıştım. Sadece bir imza. Ama değilmiş. O imza benim için ölümle yaşam arasındaki çizgi gibi. Attığım anda aldığım her nefes kalbime bir bıçak gibi saplanacak. Her nefes tek aşkımdan, Harun'dan ayrı olduğumu hatırlatacak. Biliyorum yavrum. Biliyorum. Kızıma her baktığında onu hayat boyu sürecek bir yalanın parçası yaptığımı yüzüme vuracak. Buna nasıl dayanacağım Hayat anne? Hala vazgeçebilirsin Hayat. Biliyorsun değil mi? Ne karar verirsen ben de annen de hep yanında olacağız yavrum. Anladın mı? Ya baba? Onun hayatı boyunca savunduğu değerler, onuru, şerefi, aşk her şeyi affeder dedirtebilir misiniz babama? Mümkün değil. Yaşayamaz Hayat anne, inanın bana. Bütün dünyası yıkıldığında nasıl yaşayabilir ki insan? Affetse, beni anlasa bile böyle bir durumu kabullenemez. Sence kalbi dayanamaz. Biliyorum. Babam o benim. Ya senin kalbin Eda? Baksın. Çoktan durmuş bile. Ellerim buz gibi. Yaşamaktan vazgeçmiş gibisin. Canlı cenazeye dönmüşsün yavrum. Bütün bunları ailen için, kızın için yaptığını biliyorum. Bunu da anlıyorum. Öyle de. Bir şey demeyeyim diyorum ama seni böyle gördükçe çok üzülüyorum. Başkasının karısı olarak yaşamak seni böyle diri diri mezara sokacaksa ne diyeyim ya, ne diyeyim? Susma Hayat anne, söyle. Ben artık düşünemez haldeyim. Ne yapacağımı söyle bana.
Evlenmeyeyim mi Tolga'yla? Harun'dan boşansın diye ablama diz çöküp yalvarayım mı? Bana bir şey söyle Hayat anne. Hadi. Ne oldu? Kimseye ne yapacağını söyleyemem. Kimseden de sakın böyle bir şey isteme, anlıyor musun? Ben sadece önündeki yolları daha iyi görmen için sana ışık tutabilirim. O kadar. Bak, güçlü olmanın tek yolu kendi seçtiğin yolda bir başına yürüme cesaretidir. Bunu hep aklında tut, anladın mı beni? Her zaman bir çıkış yolu vardır. O da görünen bütün yollardan vazgeçip bambaşka bir yol çizebilmektir. Tolga ya da Harun'la değil, kızını alıp tek başına yola devam edebilirsin.